Peki Türkiye oyun kuruyor dikkat ediyorsan onların eylem planı hep ekonomi üzerine. Hep. Hiç askeri anlamda bir saldırıyı planlamıyorlar. O zaman Türkiye'ye darbe üzerinden yaparlar mı? Efendim? Askeri bir darbe planı var mıdır? En sonunda soruyorsun. En sonunda tamam. Peki şunu soracağım. Oyun kurucu dedik ya. Doğu Akdeniz'de bambaşka bir oyun kuruluyor petrol konusunda ve yani senin daha önceki programlarında abi buraya geldiğinde diyordun ki sen Türkiye petrolü bulacak kardeşim. 6 ay içinde bulacak. 6 ay içinde. Buldu dedim ben de sana. Buldu mu? Doğalgazı buldu. Hangi anlamda bulduğunu söyleyeyim. Amerikan şirketi Güney Kıbrıs'ın kendisine tahsis etmiş olduğu alanda son 2 yılda dünyada çıkartılan en büyük doğalgaz rezervleri oldu. 225 milyar metreküp. Orası zaten bizim hak iddia ettiğimiz yerdi. Biz orada hala gemilerimizi bulunduruyoruz. Hala şu anda Barbaros Hayattinpaşa sismik araştırma gemisi orada şu anda araştırma yapıyor. Yani yeni aldığımız ve şu anda Körfez'de bakımı olan gemi oraya gidip orada petrol çıkartacak. Bulunan yerde biz de zaten petrol araştırmasını yapacağız. Ve biz de aslında şu anda o havzada doğalgaz bulduk. O havzada biz hak iddia ediyoruz. Bu mavi en son 113 geminin katıldığı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'i yaptığımız Türkiye'nin belki kurulduğu tarihten itibaren yapmış olduğu en büyük tatbikatın sebebi bu yüzden. Peki 3. Dünya Savaşı zaten şu an yaşanıyor diyoruz ama kıyametin orada kopacağı yer Doğu Akdeniz midir? Bu petrol meselesi artık oraya mı kaydı tamamen? Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgazın ve petrolün büyüklüğü araştırmalarda bunu gösteriyor. Dünya rezervinin neredeyse yarısından daha fazlası. Of. Dünya rezervinin yarısından fazlası. Ve bu yerde Türkiye'nin hakları, Kıbrıs'ın hakları var. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakları var. Ve bu haklar bize de ait. Ve Türkiye'nin kaderini değiştiren yerde petrol bulundu zaten. Doğalgaz bulundu. Türkiye bulduydu zaten. Bir tek çıkartması kalmıştı. Türkiye o yüzden dikkat ediyorsan sıklıkla niye alıyor? Derin sularda sondaj gemisi satın alıyor. Normalde yapabilirsin. Gidersin, kiralarsın. Türkiye kiralamıyor dikkat ediyorsan. İki tane yaklaşık 12 bin metreye kadar delme kabiliyeti olan, yani 12 kilometreye kadar delme kabiliyeti olan gemi satın aldı. Ve bu gemiler kiralama yöntemiyle de alınabilirdi. Ama biliyordu ki onları kiraladığı şirketlerden geri alacaklardı. Türkiye o yüzden donanmasını bu kadar çok güçlendirmeye çalışıyor. O yüzden büyük tatbikatlar yapıyor. O yüzden S-400'lerini alıyor. O da görüyor Türkiye'de yapacaklarını. Ve Türkiye bu yaptıklarının kazanımlarını eğer kayda geçirirse Türkiye'nin 10 yılı dümdüz, öyle söyleyeyim sana, düz bir yoldasınız. Türkiye'nin çünkü en büyük açık verdiği, Türkiye'nin en büyük cari açık verdiği kaynak 30 milyar dolara yakın enerjidir. Enerjide açık vermeyen bir ülke düşünebiliyor musun? Çok acayip. Neredeyse finansal olarak dışarıdan hiç bağımlı olmadığı bir ülkeye doğru gidiyorsun. Finansal bağımsızlığın da gidiyor. Bugün seni dolarla terbiye etmeye çalışan ülkelerin de elindeki kozunu alıyorsun. O yüzden savaş çok büyük diyoruz. O yüzden adamlar her defasında seçimlere her türlü partiye müdahale ederek girmeye çalışıyorlar. Dikkat et. Yalnızca AK Parti'den bahsetmiyoruz. CHP'siydi, HDP'siydi, diğer bütün partiler kimin nereye getireceğini, hangi liderin başa yetişeceğine kadar oynuyorlar. Hepsi belli. Şimdi diyeceksin ki bana, nereden biliyorsun bunu? Şimdi deminki sorunun cevabını vererek açıklayalım. Demin sorduğumuz ülke Brezilya arkadaşlar. Evet, sorunun cevabını vermiş olduk. Sorduğumuz soru o yüzden ters köşe olmayın dedim. Brezilya, yani Türkiye zannetti birçok kişi. Brezilya. Sorunun cevabı Brezilya'ydı. 5 kişiyi birazdan söyleyeceğim. Ve Brezilya devrildikten sonra, Lula devrildikten sonra şimdiki gelen aşırı sağcı kişi ilk yaptığı eylem nedir biliyor musun? Nedir? Kudüs'teki konsolosluğunu İsrail'in istediği yere taşımıştır. Yani Amerika'nın İsrail'in istediği uyduya, frekansa girdi. Lula devrilirken söylediği tabiri aynen okuyorum şimdi sana. Bunu da ben okumuyorum. Türkiye'deki sol
ve solcu diyebileceğimiz gazetecilerin kendi köşelerinde yazdıkları deyimle Amerika Brezilya'da darbe yaptı diye söyledikleri tabirler üzerinden okuyorum. Ben söylemiyorum. Çünkü o gün 17-25 Aralık'ın bir benzeri Lula'ya yapılmıştı. Evet. Türkiye'de de birebiri yapıldı neredeyse. Sayın Cumhurbaşkanı yapılmıştı. Aynen altında şöyle yazıyorlar. Diyor ki Lula, Amerika tarafından beslenen askerler, Amerika tarafından beslenen yargıçlar ve polisler tarafından devrildim diyor. Bir paralel devlet kurulmuştu diyor Brezilya'da ve paralel devlet beni yıktı diyor. Vay be. Benzerliğin bu kadarı tesadüf değil. Bunun aynısını, bunun aynısını 1950'li yıllarda aynısını bir muzdar için, zaten muz cumhuriyeti lafında geldiği Guatemala'da da aynısını söylüyor. Amerika paralel devlet kurarak bizi yıktılar diyor. Tamam. Hikaye burada başlıyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Venezuela'da paralel bir devlet başkanı ortaya çıkarıyorlar. Brezilya'nın yaşananlarıyla Türkiye'nin yaşananlarını üst üste koyun. Benzerlik bir tek şurada yoktur. Türkiye'de şeyi yıkamadılar. Cumhurbaşkanı yıkamadılar. Evet. Yaşananların birebir, yapılanlar birebir fotokopidir. Fotokopidir. Geçen gün çok konferansta konuşurken bir genç kızımıza bir soru sordum. Dedim ki neden? Dedi ki planlayan aynıysa eylemi de aynıdır dedi. Bir üniversite öğrencisi söyledi. Buradan da selam söyleyeyim. İki gün önce şey dedim, Ege Üniversitesi'nde gittim. Orada bir konuşma yaptım arkadaşlarla beraber. Rahmetli şehit edilen Fırat'ın da bulunduğu yere gittim, gördüm. Allah razı olsun. Onları bir rahmetle analım. Evet. Bu ülkenin evlatlarının yedirmeyeceğimizin önemsizlenen bir tanesi bu. Bu ülkede siyaset yalnızca ülkedeki insanların rızasıyla değişecek. Başkalarının planlarıyla değil. Şunu söyleyebilirler. Nereden biliyorsun? Türkiye'de kasetlerle nelerin yapıldığı, nelerin olduğunu biz bu ülkede gördük. Ya. Tamam. Türkiye'de nelerin manipüle edilmeye çalışıldığını, siyasetçilerin nasıl değiştirilmeye çalışıldığını, darbelerle nasıl değiştirildiğini 28 Şubat'ları yaşayan bir ülkeyiz biz burada. Siyasetin dışarıdan müdahale edilmediğini söylemek kadar Türkiye'de gaflet ve delalet yoktur. Tamam mı? Örnekleri binlercesi var. Darbeler, siyasete müdahaleler. Tamam mı? Hepsini yaşıyorsun. Evet. Birebir aynısı. Şimdi bu arada doğru cevabı söyledik. Brezilya olduğunu. Bu isimleri de söyle istersen. Önümde bir kağıt var. Birazdan açıklayacağım birkaç dakikaya. Şimdi yeniden Brezilya, bu dakikadan sonra yazanlar yok yalnız, onu söyleyeyim. Öyle çok yazan var. Şimdi dedik ya, Türkiye'nin gücü, oyun kurması İHA'lar ve SİHA'lara geleceğim Mete Yarar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki Mayıs ayında İHA'larda öyle bir yazılım geliştireceğiz ki teröristler başlarını bile çıkaramayacak. Ne olabilir bu yazılım ve neler değişecek? Yani tabii ki bu tamamen tahmin üzerine. Çünkü ben de araştırdım ve bununla ilgili olan kişilere de sormaya çalıştım. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye akıllı bir yazılım geliştirdi. İHA DSF'ye verebiliriz arkadaşlar. Akıllı bir yazılım geliştirdi. Normalde SİHA'ları kullanan, evet bir SİHA insansız hava aracıdır ama onu kontrol eden ve hedefleri belirleyen de aslında bir insandır. Yani araziyi takip eden, orada teröristin olduğu yerleri bulmaya çalışan ve onun gözünden bakan insandır. İnsan tespit ediyor. Ve hepsi de Allah razı olsun işlerini çok doğru yapıyorlar. Ve işlerini kolaylaştıracak anladığım kadarıyla bir yazılım geliştirilmiş. Yani arazideki değişimleri tespit edilecek bir akıllı yazılım geliştirildiğini düşünüyorum ben. Yani renk değişiminden tut da yapay su değişimine kadar yapay zekadan bahsediyorum. Akıllı bir sistem geliştiriliyor ve bu muhtemelen oradaki operatörlere destek verecek. Bu şu demektir. Alan keşfedilirken insan hatasını veya gözden kaçırılması, kaçırılan yerleri ortadan kaldırılacak. Bu şu demektir. İnsan hatası sıfır. Yani sıfıra gelecek. Sıfıra gelmesi demek şu demek, çok daha büyük alanları çok daha verimli bir şekilde kontrol edebilme şansına sahip olacak. Zaten Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük siyah filosuna sahip. Bir de böyle akıllı yazılımlarla yaptığında
işi çok daha ileri devreye götürmeye başlayacağız demektir. Ukrayna'ya ihraç ettik. Yani düşünün, Ukrayna uçak sanayine çok önemli bir ülkedir. Yani çok ciddi uçak sanayi olan, gelişmiş radar sistemleri yapabilen bir ülkeye SİHA satmak kadar hani onur verici bir şey olamaz, öyle söyleyeyim sana. İşte Katar dahil olmak üzere satılan birçok ülkeyi biliyorsun. Ve Türkiye'nin geldiği nokta yalnızca savunma sanayi değil. Teknoloji anlamında katma değer oluşturarak yapıyorsun. Yani evet, savunma sanayinde kullanıyorsun ama bunu başka yerlerde yapıyorsun. Yani yazılımı başka bir yerde geliştiriyorsun. O yazılımı buraya adapte ediyorsun. Türkiye son birkaç seneden beri yazılım satışlarına bak. Türkiye'nin ilk savunma sanayinde girdiği yerlerdeki olaylara bakarsan asıl parayı kazandığı yer teknolojidir. Basit anlamda tüfek, tabanca satmıyor. Mermi satmıyor. Teknoloji satıyor. Ve teknolojiyi üreten ülkelere satıyor. Bu aslında çok önemli bir yeri gösteriyor. O yüzden de hani zaten terörle mücadele çok iyi bir noktaya geldi Türkiye. İnşallah bu gelişmeler Türkiye'yi çok daha farklı bir noktaya peki, doğru götürecek. Peki şunu soralım. Terörle mücadele diyoruz. Kandil operasyonu devam ediyor mu Mete? Ediyor, tabii ki ediyor. Yani ne aşamada ya? Türkiye'nin şu anda Kandil'e doğru kurmuş olduğu üst sayısı tam 13'e ulaştı. Türkiye Kandil'e doğru, aşağı doğru hançeri soktu, aşağı doğru gidiyor. 13 tane üs. 13 tane kalıcı üs kurdu şu anda ve o kalıcı üslerde birlikler çevresindeki bölgelerde operasyon yaparak aşağı doğru iniyorlar. Bu 13 rakamı çok küçük bir rakam değildir arkadaşlar, hiç küçümsemeyin. 13 rakamı, ki bugüne kadar o bölgede bizim hiç böyle bir kalıcı üssümüz yoktu. Yani tabii ki var. Yani Kalimasi'de de var, diğer yerlerde de vardı. Ama Kandil'e spesifik giden, Hakuk'tan başlayan, Şendil'den aşağı doğru başlayan ve amacı Kandil'e doğru gidecek olan, bölümü başlatacak olan operasyon planında yer alan bu üs şekli ilk defa oluyor. Bu da 13 tane üs rakamı, çok büyük bir rakam. Peki Fırat'ın doğusu ve kar kış demeden, güvenli bölge. Kar kış demeden de devam ediyor. Yani Afrin harekatı sırasında başlayan bu harekat neredeyse bir seneyi geçen bir dönemde de devam etmeye devam ediyor. Yani yalnız söylemeyeyim, 14 ay veya 15 aydır Türk Silahlı Kuvvetleri adım adım aşağı doğru iniyor. Peki Fırat'ın doğusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sık söylediği bir durum. Ne bekliyoruz? Ne zaman harekete geçilecek? Hangi dengeler bekleniyor şu anda ve önce Fırat'ın batısı mı acaba? Hep hatırlarsan yine burada izleyenlere söylemiştik. Fırat'ın batısı daha önemli. Çünkü tuzağı Türkiye'de Fırat'ın batısına kuruyorlar demiştik, hatırlarsan. Evet. İdlib, Afrin ve Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde bir tuzak hazırlanıyor. Bu tuzağı Türkiye istihbarat anlamında fark ettiği andan itibaren de operasyonlara başladı demiştik. Evet, Türkiye istediğini alıyor. Şu anda İdlib bölgesinde ve Afrin Harekatı bölgesinde, yani Zeytindal Harekatı bölgesinde uçuşu açtırdı bölgeyi. Yani bizim şu anda SİHA'larımız ve hava kuvvetlerimiz şu anda devriye faaliyetlerine başladı o bölgede. Yani amacına ulaşıyor. Bölgeyi önce kontrol edecek. Önce bölgeyi temizleyecek. Arkasından Fırat'ın doğusuna doğru spesifik olarak daha çok yönlenecek. Çünkü Türkiye'ye tuzak İdlib'de kurulmuştu. Türkiye onu fark ettiği andan itibaren Rusya ile bu oyunu bozmak için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor.